Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasıyla ilgili sert konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiye'sinde özgür düşünceye, bilgiye, liyakata ve emeğe yer yoktur. Şehir Üniversitesi'ne el koyan, siyasi hırsı ve kini için engel tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. AK Parti 5000'den fazla üyeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulmasının yolunu açan yasa teklifini meclise sunarken teklife karşı yapılacak eylemleri konuşmak üzere toplanan baro başkanları 3 Temmuz Cuma günü Ankara'da büyük savunma mitingi düzenleme kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yöneticilerinden Şahin Mengü'nün 25-26 Temmuz tarihlerinde seyircisiz yapılacak kurultayın pandemi döneminde olması sebebiyle ertelenmesi için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi. HDP milletvekili Garo Paylan, koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan paraların akıbetini meclis gündemine taşıyarak, kampanyanın iddiası biz bize yeteriz olduğuna göre 2 milyar lira ihtiyaç sahibi kaç vatandaşımıza güvence sağladı diye sordu. Avrupa Konseyi'nin açıkladığı tavsiye kararına göre Avrupa Birliği üyeleri 1 Temmuz'dan itibaren Sırbistan, Karadağ, Cezayir, Tunus, Fas, Yeni Zelanda, Avustralya, Ruanda, Kanada, Gürcistan, Güney Kore, Japonya, Tayland ve Uruguay için sınırlarını zaruri olmayan seyahatler için de resmen açarken Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'ya yönelik seyahat uyarıları ise kaldırılmadı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Ankara'nın ABD'li senatör John Thune'un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifini değerlendirmemesini umduğunu belirterek teklifi ilkesizce olarak niteledi. Sabah saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan insan hakları savunucusu, KHK mücadelesinin sembol ismi ve KHK TV Genel Yayın Yönetmeni psikiyatr Profesör Doktor Haluk Savaş vefat etti.